Mesut Hocam kim savaşı ister dedi. E, şu soruyu sordu Masum Türker. E, bir protesto eylemi yapanlarda e, fazla Artıyor mu sayı? İsrail halkı savaşın bitmesini mi istiyor? Yoksa Filistin halkına yapılan bu zulmü destekliyorlar mı diye? Ee, tabii herkes bir tutmak elbette mümkün değil. Ama şu görüntüleri e, ekranlarınıza getirelim ve yorumlayarak aktaralım son dakika bilgisi olarak İsrailli yerleşimciler Batı Şeria'nın Jit köyündeki Filistinlerin evlerine ve araçlarını ateşe verdi. Şimdi herkese aynı tutmamak gerekiyor, bunun altını çizelim. Ama şunu görüyoruz ki askeri anlamda bir saldırı gerçekleştiren İsrail'de İsrail halkında da aynı yönde bir karşılık Filistinlere. Göksu yaşamaya mı? hakkı yok gibi bir algı ne yazık ki yayılıyor. İşte masum Türker'in de sorduğu soru. Eylemi yapanlar azalıyor mu, çoğalıyor mu? Şimdi şöyle önce şunu hatırlamakta fayda var. 10 ay geride kaldı Gazze savaşında ve aslında biz 10 aydır e, İsrail'in içerisinde protestoların sürekli olduğunu e, defaatle söyledik. Şimdi bu protestoyu yapan İsrailliler e, sadece e, esir aileleri, onların yakınları değildi. Bir de savaş karşıtlarının da olduğunu hep söyledik. Yani zaman zaman onlar bir arada protesto yaptılar. Zaman zaman sadece savaş karşıtları protesto yaptılar. Emrah Bey şey yapacaktır, onu açıklayacaktır tekrardan. E, fakat şimdi şöyle bir şey var. İsrail'in e, Lübnan sınırında o biraz önce söylediği Emrah Bey'in yerinden edilmiş 100 bin civarında insan. E, yerleşimciler. Şimdi hı hı. aslında ilk kez böyle bir şey oluyor. Her zaman için e, Filistinliler yerlerinden edilenlerdi ve şimdi hı hı. İsrail için böyle bir gerçeklik var ve 10 e, aydır bu insanlar geri dönemiyorlar evlerine ve şimdi artık onlar da Netanyahu hükümetine tepki gösteriyorlar çünkü hala her gün Hizbullah'la İsrail arasında karşılaşmayı izliyoruz. Üstelik Hizbullah'tan Nas Nasrallah'ın yardımcısından bugün dahi bir açıklama geldi. Cevabın kesin olacağını söylüyor ve bir cevap verileceğini söylüyor. Fuat Şükrün intikamı noktasında. Bakın bu karşılaşma şu anda iki tarafın arasındaki karşılaşma henüz daha Fuat Şükrün cevabı değil. Tıpkı İran'ın da daha cevap vermediği gibi. Şimdi dolayısıyla e, aslında Netanyahu hükümeti hem siyasi anlamda hem de toplum anlamında böyle bir e, eleştiriye düzenli olarak 11. ayda da maruz kalıyor. Şu Peki, görüntüleri bir yorumlayalım mı hocam? Tabii, Sizi ayağı alayım mı tabii, bu anlamda? Neyini yorumlayacağız diye de sorguluyorsunuzdur kesin yoksa yo, hanım. Yo, yo, yo. Yani şimdi e, yok yok o anlamda demedim. Göz göre göre masum insanların kışkırtıcı eylemleri mi? Zafer Bey lütfen siz de katkı sağlayın. Oturan konuklarımız da buradan Hazar Hocam'a katkı sağlarsa. Çünkü yani bu bir görüntüler... uyarı, uyarı diyorsun. Efendim? Bu bir uyarı diyorsun. Sizin söylediğiniz sizin aslında üzerine sanki... Ben bu... hani yok e, hanımefendi konuşuyor diye şu an bir şey söylemedim. İsrail'in İsrail, e, İsrail kan haber ajansından da bu olay doğrulandı. E, olayın gerçekliğiyle ilgili hiçbir şüphe yok. Belki şunu vurgulamak gerekiyor. Şimdi biz Gazze'ye çok odaklanıyoruz doğal olarak. Çünkü savaş 10 aydır Gazze'de yaşanıyor. Zaman zaman Hizbullah sebebiyle de Lübnan-İsrail sınırında da konuşuyoruz ama Batı Şeria'da eskiyle kıyasladığınız zaman Batı Şeria'da da büyük oranda İsrail'in şiddetinin arttığı ve e, ölümlerin gerçekleştiği, orantısız güç kullanıldığı, hukuka uygun olmayacak şekilde. Çünkü şimdi baktığınız zaman ayrı yerlerden bahsediyoruz. Fakat bir taraf o kadar öncelikli ve önemli ki orada ancak büyük bir olay olacak ki biz dönüp Batı Şeria'yı konuşabileceğiz. Dolayısıyla evet Topyekün aslında bütün Filistin açısından bir sorun söz konusu. Şöyle Fakat... güvenlik yetkilileri e, düzinelerce maskeli Yahudi Samiriye'nin Jit köyünde Filistinlere ait bina ve araçları ateşe verdiği yönünde bilgiye doğruladılar. Şu ana kadar kundaklamada 4 ev ve 6 aracın hasar gördüğü bildirildi. Ordu ve MGB güçleri isyancıları dağıtmak için olay yerine geldi. Tutuklanan olmadı Batı Şeria'daki bu olaylar şimdi çok çok önemli Ama bu görüntüler üzerinden devam Batı edelim yüzü maskeli İsraililer Batı Şeria ile ilgili şu yorum yapılıyor İsrail'in nihai hedefinin orada tıpkı geçmişte olduğu gibi bütün oradaki Filistinlileri o bölgeden sürmek ve oraya İsrailleri yerleştirmek olduğu zaten biliniyor yani Batı Şeria için düşündükleri daha önce Filistin'in tamamı için düşündüklerinden farklı değil. Hani o meşhur bir harita var ya, hı hı. 1948 haritası. Sonra böyle aşama aşama süreç içerisinde Filistin bir nokta kadar bir yer haline gelmiş. İşte elde bir Batı şeriye var. Kudüs'ün bir kısmı ve Gazze Şeridi. Şu an onu da zaten almaya çalışıyorlar. Ya ben burada bunların yani şöyle Müstak Kacın hocama e, itiraz olarak söylemiyorum. Daha önce de rehinelerin aileleri gösteri yaptıklarında onlar savaş bitsin falan demiyorlardı ki. Onlar e, Hamas'ın elindeki rehineleri kurtar, sonra öldürmeye devam et diyorlar. Yani burada e, efendim bütün İsrail halkını suçlamak hayır böyle bir şey değil. Sadece 1948'den beri sistemli olarak 700 bin Filistinliyi öldürmüş bir toplumdan bahsediyoruz. Yani bunlar için Filistinlileri öldürmek e, yani onlar onlara insan gözüyle bakmıyorlar. Maalesef insan gözüyle bakmıyorlar ve bunu çok normal bir eylem gibi görüyorlar. Yani siyasetçi bir ülkenin aynasıdır. Sanatçı bir ülkenin aynasıdır. Siyasetçilerinin ne yaptıklarını görüyoruz. Daha geçen hafta bir İsrailli sanatçı Netanyahu'ya çağrıda bulunup Türkiye'ye eğer elinde varsa Atom nükleer mi? bomba atmasını istedi. Evet, evet. Atom bombası atmasını istedi. Yani bunlar psikopatlaşmış. Ee, hmm. Kendilerinden başka bütün insanlığı ikinci sınıf hatta üçüncü sınıf gören bir toplumdan bahsediyoruz arkadaşlar. Ya sürdükleri Filistinliler karınlarını doyurmasın diye 2 milyon zeytin ağacını söküp atmış bir toplum bunlar. Yaktılar. Geçmişte yaktılar. Yani Hala yine, yapıyorlar. E, o kadar çok hikayeler var ki İsmet abi işte bunlar gemilerle geliyorlar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. O mazlum Filistinliler bunlara acıdıkları için evlerini alıyor. Kısa bir süre sonra pazara gidiyor insanlar. Çok hikaye var böyle. Pazardan döndüğünde evinin işgal edildiğini görüyor. Kapısını açtığı insani sebeplerle misafir ettiği o Yahudilerin kendisini nasıl kapı dışarı ettiğini görüyor. Çok böyle hadi bu anlattığım 2. Dünya Savaşı'ndan hemen sonra yakın dönemde bir sürü böyle e, sosyal medyada ulaşan video var. İnsanların koyunlarını çalıyorlar ya. Yani tek mal varlığı 2-3 tane koyun olan Filistinlilerin ellerinden koyunları da alıyorlar. Ya o yüzden ben e, bu yaptıklarında şaşırmıyorum. Gazze'de yaptıklarında şaşırmıyorum. Bunların anlayacağı tek şey güçtür. Şimdi yani güç iddia dışında var. O şey iddiayı da aktaralım. Bunları bu görüntüler İsrail haber ajansı tarafından da doğrulandı. E, yüzleri maskeli e, İsraillilerin Filistinlilerin Filistinlerin evlerine, araçlarına yönelik e, bir saldırı girişiminde Gazze. bulunduğu, e, 22 yaşındaki bir Filistinliyi de öldürdükleri. Gazze olayı başladığından beri Batı Şeria'da bu olaylar devam evet, ediyor. Evet, zaman zaman yani... haberlere konu oluyordu. Belki şuradan bağlayabilirim izninizle. Şimdi e, bu İsrail açısından bunun çok alışıldık bir şey olmadığını söylemiştim. Bu kadar uzun süreli savaş ve bunun halkın üzerindeki psikolojik etkisi. Şimdi ne demek istiyorum? Ee, i̇lk defa güvenliği yani İsrailli vatandaşların güvenliği bu kadar kendileri açısından baktığınız zaman tehdit ve saldırı altında. Şimdi 15 gündür bombalanmayı bekliyorlar. 15 gündür vurulmayı bekliyorlar. Şimdi arkadaşlarımız defaatle anlatıyor. Hayat gelecek vadi açısından şu anda Netanyahu hükümeti onlara güven güvenli bir gelecek vaat edecek durumda değil ve bu onların alışkın oldukları bir şey değil. Psikolojik olarak varoluşlarından beri böyle bir endişeleri var ama ilk defa bu kadar yakınlarında bunu hissediyorlar.